Arkadaşlar merhabalar. Yine sınavda sık sorulan bir konudan bahsedeceğiz. Yetkimiz kamulaştırma. Arkadaşlar dikkat. Kamulaştırmada şuraya dikkat edelim. Kamulaştırmada şöyle soru tipi türedi artık. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın anayasal hükümlerindendir? Hangisi kamulaştırma kanunundan gelen hükümlerdir? Yani kamulaştırmayı bildiğini biliyor. Bir de ek olarak neyi sorguluyor senden? Anayasal hükümleri biliyor musun, bilmiyor musun? Arkadaşlar dikkat. Kamulaştırmayla ilgili 1982 Anayasası'nda kamulaştırmanın kamu tüzel kişileri tarafından yapılacağı söylenmiş. Dikkat. 2. Kamulaştırmada bedelin peşin olarak ödeneceği dile getirilmiş. 3. Kamulaştırmada taksitlendirme yapılacaksa taksit süresinin 5 yıl olacağı söylenmiş ve hangi işlerde taksit yapılacağı belirtilmiştir. Ve dikkat. Ancak karşımızdaki eğer küçük çiftçi ise hiçbir zaman taksit yapamayacağımızı, bedelin her zaman peşin olacağı söylenmiştir. Dikkat! Yine anayasada hüküm altına alınan faizdir arkadaşlar. Kamulaştırmada taksitlendirme yaptığımızda faiz devlet alacağına uygulanan en yüksek faiz oranı olacaktır. Peki hocam, irtifak yoluyla kamulaştırma veya kamulaştırmanın aşamaları veya taşınmazın devri gibi konular da var kamulaştırmada. Evet var. Ama anayasada bunlar düzenlenmediği için bunlara ne diyeceğiz? Sınavda kabul etmeyeceğiz. Yani sorunun geliş şeklinde dikkat ediniz arkadaşlar. Soru kamulaştırmanın tamamını mı soruyor? Yoksa sadece anayasal hükümlerini mi soruyor? Bu soru tipine dikkat edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.